Türev yazılda çıkabilecek sorular 15. Bu videomuzda türev konusundan okul sınavlarında karşımıza gelebilecek bir soruyu inceleyeceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıdaki soruları cevaplayınız denmiş. A ve B şıkkı söz konusu. A şıkkıyla başlayalım. fx eşittir e üzeri 2x ise f'in 10. türevi x nedir? Burada yazan 10'un türev olduğunu nereden anlıyoruz bir onu öncelikle hatırlayalım. Arkasından sorumuza geçelim. Eğer ki burada parantezsiz biçimde 10 yazsaydı buradaki 10'un anlamı fx fonksiyonunun 10. üssü olurdu. Bu üst demektir. Eğer ki orada yazanı biz parantez içinde yazarsak bunun anlamı türevdir. Bir fonksiyonun üzerinde sayı yazdığında bu şekilde üst gibi bunun türev olup olmadığını parantez içine alınıp alınmamasından anlarız. Parantez içine alınmadığı takdirde o bir üsttür. Alındığında ise türevdir. Bu olayı netleştirdikten sonra sorumuza başlayabiliriz. Bize fonksiyonun 10. türevi sorulmuş. Tek tek alıp 10. türeve kadar gitmeyeceğiz. Birkaç türevini alıp bir mantık yakalamaya çalışacağız. Birinci türevi bir alalım f türev x e'li fonksiyonların türevi e'li aynen yazılır e üzeri x çarpı üssünün türevi yanına gelir yani 2 e üzeri 2x olarak buluruz devam edelim f'in ikinci türevini alalım 2 e üzeri 2x aynen yazılır önde sabit olunca herhangi bir etkisi yoktur türevi. 2 e üzeri 2x çarpı üstünün türevi gelir. 2x'in türevi 2'dir. Dolayısıyla 4e üzeri 2x oldu. F'in üçüncü türevine gelirsek. 4e üzeri 2x aynen yazılır. Çarpı üzerinin türevi 2. Yani 8e üzeri 2x sonucunu bulduk. Daha fazla gitmeye gerek yok mantığa bakacak olursak bütün türevlerde e üzeri 2x bulunuyor. Yani bizim 10. türevde de e üzeri 2x kesinlikle bulunacak. Önündeki sayıya gelirsek birinci türevde 2, ikinci türevde 4, 3. türevde 8. Bu sayıya bakacak olursak bu sayı 4. 2'nin ikinci üssüdür. 8. 2'nin üçüncü üssüdür. Türev ne ise 2'nin o üssü var. O zaman buradaki 10. türev ise kat sayımızda 2 üzeri 10 olacak. 2 üzeri 10 çarpı e üzeri x bu fonksiyonumuzun 10. türevidir. Eğer ki 100. türevini sorsalardı o zaman 2 üzeri 100 çarpı e üzeri 2x olacaktı. Bu şekilde bize yüksek mertebe türev sorulduğu zaman 10. 15. 20. birkaç türevi aldığımızda bir mantık ortaya mutlaka çıkar. Biz o mantıktan burada sorulmuş olan türevin ne olduğunu tahmin ederiz. Şimdi B şıkkına geçelim. B şıkkında da aynı durumu görmekteyiz. 10. türev farklı bir şekilde ifade edilmiş. Bunun anlamı 1 bölü x'in 10. türevi soruluyor bize. Öncelikle 1 bölü x'in 1. türevi ile başlayalım. 1 bölü x gibi bir şeyle karşılaştığımızda bu özel bir şeydir. 1 bölü x'i türev alırken x üzeri eksi 1 yazmak türevi alma noktasında işimizi oldukça kolaylaştırır. Birinci türevle başlıyoruz. d bölü dx, x üzeri eksi 1. Üst başa geçer üst biraz alır. Eksi x üzeri eksi 2 olur. İkinci türevi alalım. Mutlaka bir mantık çıkacaktır. Eksi x şu an ikinci türevine geçiyoruz. Onu şöyle gösterelim. D kare bölü dx diyelim. dx kare. İçeriye yine x üzeri eksi 1 koyalım. Ama bu sefer ikinci türevini alıyoruz. Gidip şunun türevini alalım. Şunun iki defa türevini aldığımızı anlatıyorum. Eksi 2 başa geçti 2. x üzeri üst bir azaldı. Eksi 3. Bir mantığa doğru gidiyor. Üçüncü türevi de alalım. d küp bölü dx küp x üzeri eksi 1. Şunun bir kez daha türevini aldığımızda üçüncü türevi ulaşırız. Eksi 3 başa geçer. Eksi 6x üzeri. Eksi 4. Bir kez daha türevini alalım. Aslında şu an bile tahmin edebilirdik ama daha net görmek adına x üzeri eksi 1. Eksi şunun bir kez daha türevini alırsak dördüncü türeve geleceğiz. Eksi 4 başa geçer. 24 x üzeri eksi 5. Üst 1 azalır. Şimdi peki 10. türev ne olacak? D10 bölü Dx üzeri 10 1 bölü x Şimdi birinci türevde x üzeri eksi 2 var. ikinci türevde x üzeri eksi 3 var. Üçüncü türevde x üzeri eksi 4 var. Türev ne ise bu x'in üstü negatif biçimde onun bir fazlası oluyor. Onuncu türevde x üzeri eksi 11 bulunacak. Bunu anladık. Birinci türevde negatif, ikinci türevde pozitif. Üçüncü türevde negatif, dördüncü türevde pozitif. Çift türevlerde pozitif, tek türevlerde negatif. Bu çift türev. Sonucumuz pozitif çıkacak. Devam edelim. Buradaki öndeki sayılarda bir ilişki var mı? 2, 6, 24. Bunlara baktığımızda faktöriyelin gidişatını görmemiz gerekiyor. 6, 2 çarpı 3'tür. 24, 2 çarpı 3 çarpı 4'tür. Bir sonraki türevde 5 gelecek. Burada 3. türevde 3 faktöriyel var. 4. türevde 4 faktöriyel var. 10. türevde de dolayısıyla 10 faktöriyel olacak. 10 faktöriyel çarpı x üzeri eksi 11 veya şunu şöyle de yazabiliriz. 10 faktöriyel bölü x üzeri 11 1 bölü x'in 10. türevine eşittir. Bu videodan anlamamız gereken şey, bunlar da belli bir kural olmamakla birlikte birkaç türevini alıp sorulan yüksek mertebe türevi bunlardan yapacağımız çıkarımlarla tahmin etmeye çalışıyoruz. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.